Yeni videomuzdan herkese merhabalar. Bugün çok gönlü bir Kawasaki ile birlikteyiz. Kawasaki Versys 1000. Versatile System adından da anlaşılacağı üzere. Yanımızda da sahibi İsmail abi var. İsmail abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi teşekkür ederiz motorunu öncelikle bize verdiğin için. Videomuza konuk olduğun için. Bizi kırmadığın için çok sağ ol. Biz şimdi yavaş yavaş anlatacağız. Sonra tekrardan sana dönüp yorumunu almak istiyoruz tabii ki de. Sen uzun süredir kullanıyorsun zaten motoru. Tabii ki. Yaklaşık 5 yıl kadar kullanıyorum. 5 yıldır. Bayağı uzun bir süre. Evet. Ya kava aldığı için zaten Ait abi tekrardan. Evet, Bu aldım. arada tamamen kava tarihine girmeyiz. Biz onu anlatmıştık şuradan izlersiniz. Ben koyarım kartlara. Versys neden nasıl başladı kavada? Bize anlatırsan Ait abi. Yani Seviniriz. Kawasaki'de aslında yani şöyle söyleyeyim. Bu öncesine gidersek 1963 yılında ilk defa denediler. Yani bir Enduro Cross motorunu. O bir tabii ufak bir şeydi. 125 cc bir makineydi. Zaten sonradan 70'li yıllarda bu popüler olmaya başladı. İşte Enduro, Cross vesaire. Kawasaki oralarda aslında 74'te K harfini ilk defa kullanmaya başladı. Yine biliyor birçok insan hani şimdi KM var, KMX var, KLR var, KLX var falan. Yani o baştaki K harfi 74'te ilk başladı. Fakat bunun hani dersen bana atası kim dersen KLR. KLR ile çünkü ilk 250 sonra KLR 650. KLR 650 ve 250 Kava'da böyle en bilinen, en çok da böyle tutulan, bayağı da ciddi rakamlara ulaşmıştı satış rakamlarına. İşte böyle o da tam olarak hani cross değil aslında. Tabii ki bir cross gibi kullanabiliyorsun ama yani asfalta çık, şehir içinde kullan. İlk defa KLR'dir bunun böyle atası. Ama şöyle bir şey var. KL500 tam olarak yani böyle kapalı, yarı granajlı, işte lastiğin tamamı, daha böyle yolda da kullanabildiğin, hani rüzgar olarak da biliyorsun cross motosikletlerde ön çamurluk büyüdüğü zaman rüzgarla biraz uğraşıyorsun. KL500 de aslında böyle tam bir yol motoru. Hafif endurovimsi. Güzel motor. Bu arada arazide de enteresan bir şey vardır KL500'ün. Fakat KL500'ün şöyle bir şeysi var. Veyahut da Kawasaki'nin diyeyim. O tarihlerde şey çok önemliydi. Paris-Dakar. Kawasaki'nin Paris-Dakar'da bir olayı yok. Tengai yapılmıştı. Ama o da olmadı. Yani o böyle bir ümit vaat etti. 87 yılıydı ama pek uzun sürmedi. Dedim ya Kawasaki'nin bu şeyde çok böyle başarılı bir motorları yok. Yani Yamaha mesela Honda o konuda çok çok daha iyi motorlar Yani. yaptılar. Büyük CC'lerde özellikle Evet. büyük motorlarda şeyleri yok. Enduro'ları yok Yok, Kawasaki'nin. yok. 1000 cc gibi. Yok. Hiç şey Honda yapamadılar ya. gibi büyük Zaten CC'leri yok. KL500'de biliyorsun o şey vardı onda. Orta segmentti. Herkesin alabileceği. Ama o da mesela gerçekten onun hakkını veriyordu. 500 cc'ydi ama aslında Transalp'tan daha iyi olduğu yerler vardı. Ben onu da kullandım. Transalp de kullandım. Mesela KL500 Bende de çok vardı. performans olarak güzeldi. Bazı iyi yanları da vardı. Vardı. Kötü Kötü yanları yanları da da vardı. vardı Evet. gibi. Ama Ama mesela Kawasaki'nin en pahalı motoru da değildi bu arada. yok, Ucuz bir fiyat motor. performans ürünü Kawasaki olarak çok çok iyiydi. güzel bir motor Bir yani. de şey olayı da var. Şimdi o mesela KL500 döneminde işte R5, GPZ500, ENE500 gibi motorları hep aynı blokla yaptıkları için sana aslında yani tüketiciye şu şeyi de şans verdi. Bir tane parçayla birçok modeli. İşte onu bir kaybetti o KL ile. Hatta biliyorsun Suzuki V-Strom'la beraber yaptıkları KL1000 var. O KL1000'le tamamı yani hiç Kawasaki'ye yakışmadı. O bir V-Strom'du sonuçta. Tam bir Kawasaki yazıyordu. Biraz ibre vesaireler biraz farklıydı ama sonuçta baktığında biz Suzuki ile beraber yapmıştı. Birebir şaşlaması aynı. O işte orada böyle insanlar da pek hoşlanmadı. Ben de hoşlanmadım o işten. Çok kırbın bir motor oldu. Bir şeye de benzemedi. Ne olduğunu Bir iki belli. sene çıkardılar zaten. Evet. Sonra da kayboldu Sonra da işte piyasada. onu böyle kaybettikten sonra aslında işte Versys 600 ile tekrardan bu KL500'deki şeyi yapmaya çalıştılar. İşte bir tane motor yapalım. O motorla tamam mı birçok tip yapalım. O aynı KL500 ile yaptığı taktiği yaptı. Tabii teknoloji de ilerlemişti. Versys 650 şeydi yani çok başarılı bir motordu. Versys'te şöyle bir şey var. Versys'i yani 2007'de yaptığında zaten tam KL'yi bitirdi 2007'de. Ondan sonra şeye geçti. Versys 650'ye geçti. 1000'liği hemen yapmadılar. O sırada ben 650 almıştım. Daha 1000'lik yoktu o zaman. Aslında o da başarılı. Bakma sen hani 650'lik ama güzel bir motor yaptı. Zaten Kawasaki'nin şöyle bir olayı var. Bir şeyleri yaparken bunda da aynısını hissediyorsun. Yine ne yaparsa yapsın bir yola yani off-road değil de yine bir yol şeyi var. Yani asfaltta gidelim, viraj yapalım. Performans O odaklı kafada yani sürekli. araziye girdiği zaman o kafayla orada böyle olmuyor. Mesela şimdi bununla araziye girersin. Sen çok tecrübeli bir adamsın. Tamam girilir ama üretici o kafayla yapmıyor aslında bunu. Şimdi motorda üçlü çantayı tak, arçını al, dünya turuna çık. Patikaya girersen de seçici ol, kuru da gitmeye çalış. Temiz, mıcırsız Ya, patikaları orada tercih gider, edersen orada gider. sıkıntı yok.
Çünkü zaten şeyin amortisör şeyleri de kursları çok kısa. Aynen öyle. Yani bundaki mesela ayarlı süspansiyon, yani birçok spor motosiklette olmayan sistemler bunlar. Bunun bir de arka süspansiyonu yatay, öyle farklı sistemler var. Yani bu motorun aslında diskleri, fren sistemi zaten Z1000'le, Z1000 SX'le aynı şeyi kullanıyor. Yani ondaki şeyi alıyorsun, buna koyuyorsun, biraz daha tabii şey oluyor. Beygir de bu arada 120 beygir. Aynen 120 beygir, 102 Nm torku var bu arada. Yani teknik bilgilerini azıcık açık. 240 kilo civarında. Ama son hız olarak yine Kawasaki orada, ha, orada biraz evet, kendini konuşturuyor tabii. Yani bunun çıktığı şeyde yılda bu ciddi hızı var bunun. Yani 240'ı görenler var. Var. Sen de 230'ları görmüşsündür rahat. Ben 230 gördüm ama daha sonrasında çanta vesaire olduğu için motor ön taraf hafiflediği rahat için ya, yaprak yapmaya başlıyor. Yani o hızlara çıkacaksak evet, Çanta olmayacak. Söküp çıkmak gerekiyor. Lazım. Yani enduro tarzı bir motor kullanıyorsan zaten 240 sürekli bastığın bir hız değil. Böyle. Değil. Deneme amaçlı bir hız yani. Bu motorla konforlu seyahat etmek istiyorsan 200'ün çok üstüne çıkmayacaksın. Yani otobanda da 150-200 arasında çok rahat yolculuk yapabiliyor. Tabii. Sana yine gaz bırakıyor ama. Tabii güç her zaman elin altında yani sen orada mesela 160-180 ile giderken bir yerde bir şey olsa elin altında hala bir gaz var. O sana da sonuçta hele bizim Türkiye şartlarında o avantaj sağlıyor. Çünkü kaçmak istiyorsun. Limitte değilsin halbuki. Daha motorda gaz var. Onu böyle 6. viteste dahi gaz verdin mi motor hemen bir ataklığa geçiyor. Ya bu arada Z1'le biraz daha kısık bir versiyonu bu. Tabii. Benim bildiğim. Ama hala orta devir bandı çok torklu. Hala yüklü aslında. Yüklü. Her zaman o dediğin gibi abi her zaman altta birileri var. Ya dolu bir gazı var bunun. Yani böyle soluğu kesilmiyor böyle. Güzel bir gaz yiyişi var. Sonuçta 4 silindir 1000 cc yani, sıralı. Hatta 1000 cc'den biraz bir çıtır fazla 1042 bir cc'dir. Ama dediğim gibi motorun hani sana verdiği en büyük şey avantaj. Yani bu kütle ağırlık. Şimdi sen buna benzin çanta koyuyorsun. Sen de biniyorsun. Yani kişiye göre değişir ama sonuçta tamam mı 350-400 kiloya kadar çıkıyor bu motor. Tabii. Şimdi 400 kilo oluyor. Ama hala bir gaz çektiğinde o ataklığı hissediyorsun. Viraj konusunda çok iyi. Onu İsmail de anlatır. Yani sonuçta 5 sene binmişti. Adam virajı başarılı bir motor. Yani daha öncesinde bundan önce bende VFR 800 vardı X-Runner. O da güzeldi. Onun da virajı iyiydi ama bu motor ona göre daha amortisör sistemi daha iyi. Daha fazla performans var tabii ki. Yani virajı ben seviyorum bu motorla viraj olayını. GS'de arkadaşlarla da geziyoruz. Transapçılarla da geziyoruz. Yani Afrika Twin'ci arkadaşlar da var. Virajları güzel. Biz zaten düzde yavaş gidip virajda hızlı gidiyoruz. Yani. Stratejimiz bunun üzerine. Tabii bu arada Kawa her tarafta çok iyi diyemiyoruz. Düzde virajdayken geçtiği noktalarda Tenere'de GS'in araziye çıktığında tabii, maalesef tabii, Kawa o kadar başarılı ya, değil. Kawasaki'nin dediğim gibi yani her şeyde muhteşem yapacak diye öyle bir şey yok. Hani biz Kawasaki'yi seviyoruz. Biz bütün iki tekeri seviyoruz. Yani biz tabii bugün Java'yı da seviyoruz. Mezi de seviyoruz. Mobilet'i de seviyoruz. Yani. Mobilet biz de buraya mobiletlerden geldik. Peugeot SPX'lerden evet, geldik. Yani sonuçta Kinetics Honda var. Hepsinin bir şeyi var. Vesaireden geldik yani. Kesinlikle canım. Yani biz sadece bunları neden açıklıyoruz? Hani biri asfalta çok daha girmeyi seviyorsa tabii, yani çok tercih meselesi bu yönde olmamalı. Ya bunun 650'si de alsa bu kasa bini biraz sıkıntılı. Yani var bu arada yok değil ama ilanlara pek düşmez. Yani ben şöyle görüyorum. Bunun çünkü kafa yapısı far grubu biraz farklı. Bana göre çok karakterli bir şeydi. Yani ben farı çok seviyorum bu far grubunu. Evet. O dönem zaten şeyde de vardı bu. R6F'lerde de böyle bir far grubu vardı. Hani tabii bu bir zevk meselesi. Buna sahip olan bir adam da bugün şartlarında satmayabilir. Yani satıp ne alacağım sorusu kafasında durur. Ama 650 de olsa 1000'li de olsa bunu aldığın zaman yani uzun yola da çıkarsın, şehir içi işini de görürsün. Adının hakkını o anlamda veriyor aslında. Tabii. Yani işe git gel, akşam dışarı çık, yakın veya orta uzaklıkta bir yere git. Yani şehirler arası bırak, ülke arası gez. Her işi veriyor. Ama tabii, senin de söylediğin gibi hani ben bu makineyle işte taşa toprağa dağa vuracağım dediğinde onun için yapılmamış. Zaten bu işi bilen bir insan şunun ön süspansiyonu, disklere bilen baktığı zaman yani bunun tamam mı o işin için yapılmadığını. Mesela frenleri çok iyidir. Ön freni özellikle çok güzel. Arka fren biraz zayıftı ama onu da balataya değiştirdik. Güzel. Onu da açıklayalım. ABS sistemi de Z1000'den gelmiş evet, zaten.
bayağı başarılı. Onda da çok başarılı. Bunda da zaten devam ettirmişler. Önde 300 mm, arkada 250 mm. Hala aslında gayet yeterli. Yeterli. Yani aynen. Racing kafasıyla bile hani gidiyorsa duracak. Duruyor. Yani bu motor mesela duruyor. Bu motor şeyi öyle bir hani durmam etmem diye bir şey yok. Bir de bunun modları var. Biraz da onlara girebilirsin. Şimdi o Kawasaki Traction dediğimiz yani KRTC. KRTC var. Aynı zamanda iki modlu da şey var. Güç. Hatta birini de kapatabiliyorsun. Yani bir düşük güç, bir full güç. Bir de şeyleri kapattın mı mesela onda tamamen şey olabiliyor makine. Tamam, mekanik. Mekanik oluyor. Doğru mu İspay? Doğrudur. Bir de L modu var. Yani yavaş İngilizcesi low olarak geçiyor. Bir de F modu var işte. F'de de 1-2-3 full mod herhalde. Öteki de 1-2-3 modu var. Toplam 6 modu. Bir de modları kapatıyorsun. Ondan sonra motor arkası nereye gidecek diye bekliyorsun. Baya yani. Böyle racing motor gibi yan yan gidiyor yani. Yanmıyor. Yani tekere gelmiyor ama sürekli gezdiriyor motoru bu sefer sağa sola. Üçüncü viteste de hala yanlıyor motor yani. Öyle bir güç 120 beygir olduğu için motor arka lastiğinde iyi değilse ve Türkiye asfaltındaysan Bursa diye. Bursa asfaltı zaten yeterli. Ya yani 4. viteste bile yanmaya çalışıyor hala motor yani. Süspansiyonları da arkası da ayarlıdır bu arada. Bu arada evet ikisi de mekanik. Ön ve arka da mekanik ayarlı. Şekilde ayarlanabiliyor. Ayarlı süspansiyonumuz var. Arka süspansiyon elden hemen ayarlı. 10 çıt çıt. Evet. Önü de şeyle ayarlıyorsun. Yani civata o sürücü kendini en iyi hissettiği yerde açılma kapanmayı ayarlar orada bırakır. Ya biz şu an orta modda bir yerde sürüyorum ben onu. Çok ellemedim zaten. Bir tamirci arkadaş bakmıştı. Bu ayarı orta ayarda dedi. Öyle bıraktık. Arkaya da zaten istediğimiz gibi biraz yol bozulduğu zaman yumuşatıyoruz. Asfalta çıktım biraz sertleştiriyoruz spor moda geçsin diye. O şekilde yani bir elektronik süspansiyon yok ama ona yakın bir performans alabiliyoruz. Yani. Ama sonradan zaten bunları yani bu kasadan sonra zaten bir makyaj yedi. Evet bu çift fara geçtiler. Evet, o bir Global far grubuna geçti. Evet o dünya şeyine uydu. Bütün onlar zaten 2015'te şeye geçti çift fara. Aynen. Şu anki şeyde 2018 ve üstü de şu anki güncel makyaj. O biraz daha gagalı oldu. Aynen biraz daha böyle. Daha burun gaga çıktı. Daha gözler çift oldu. Ama o da enteresan hala 120 beygir mesela. Bir GS etkisi oldu yani. O bir evet. Yerde beğenildiği için evet. Herkes ondan ama şey mesela şöyle kopyaladı. Bir şey bu çıktığında 120 beygir iyi beygir ama şu anda mesela 120 beygir bu segmentte iyi beygir değil. Ya çünkü bunu... rakipler çok çok daha beygirli olmaya başladı. Güçler arttı. Hani bu tabii ki Kawasaki'nin hani bir kitlesi var. Tabii ki yine devam eder biner ama beygiri mesela 120 beygirde bıraktılar. Tork beygir her şey aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yani bu aslında biraz eksi yani. Tabii şu an güncel. Bu klasmanında 4 silindir ve 1000'lik olarak piyasada motor bir BMW'de var. S1000X var. Onda var. Bu motor kadar konforlu bir amortisör sistemi yok. Yani kullanan arkadaşlar var. Çok spor yani. Bu motorun esnemesi bir neredeyse Enduro'ya yakın. Evet. Ama öteki mesela BMW kullanan arkadaşlar binenler var. Çok sert süspansiyonlu ve rahat edemediklerini söylüyorlar yani. Şey o konuda biraz daha şey o ara boşluğu Triumph doldurdu. O 3 silindirle. Evet. Onda mesela şey hissediyorsun. O konforu hissediyorsun. Konfor da var, güç de var. Yani Tiger'lar onlar da mesela o bana göre böyle güzel bir yere oturdu. Zaten onun şeyden sonra V4'ler var Ducati'nin. Ducati, KTM'ler var. O da onlar da var ama senin dediğin gibi 4 silindir olarak bir BMW'de var, bir bunda var. Onun dışında bu tarz olarak yok. Zaten BMW'ninki de aslında hani şöyle bu da şimdi ben burada hep şeyim biraz o kafadayım ya. Şimdi diyorum mesela bunu yapıyorsun diyorum. Hani kafamda. Ya diyorum S1000SX'le hani bununla aynı. Yani aynı yere girer. Yani mesela Z1000SX'im var. Sıfır aldık diyelim. O da üçlü çanta var. Aynı motor. Yine sen de sıfır versus aldın. Yani niye bu? O ancak şu olabilir. Konsept olarak sevebilirsin ama aslında aynı yolu giderler. Ve birebir aynı. Her şeye aynı mesela. Bunun hava filtresini değiştir. İşte ne bileyim başka parçalarını dişli seti olsun, balata seti olsun. Bütün parçaları Z1000 bloğuyla her şey birebir aynı. Evet. Yani Z1000 bloğunda ne varsa bunda da aynı var. Sadece bunda beygiri biraz kısmışlar. Evet. Doğal olarak Enduro grubuna spor turuyen girdiği için. Ama yani motor az bulunuyor. İşte parçasını bulamayız diye düşünenler Z1000'le gene R5'teki mantıkta hep aynı blok üzerinden devam evet. ettiği için parça sıkıntısı yaşamazlar. Evet, bunda parça sıkıntısı öyle bir şey yok.
Kawasaki'nin biraz da aslında malzeme kalitesinden bahsedebiliriz. Çünkü endüstride en büyüklerden biri. Daha önce de söyledik zaten videomuzda. Bunda da bunu es geçmemişler. Plastiğinden demirine kadar her şeyi en üst kalitede. Bu arada Kawasaki mühendisleri bunun çok yüklü olacağını düşünerekten burada muhabbetini yapmıştık daha önce de. Yine boru şase kullanıyorlar ki arkaya çok fazla yük geldi mi burkulma olmasın, rahat işte süspansiyonda falan filan sıkıntı olmasın diye. Hafiflik de veriyor. Donanımına gelecek olursak işte önde ayarlanabilir camımız var. 4 cm aşağı yukarı oynayabiliyor. Modlarımız var. Bu arada İsmail abi ekstradan eklemeler de yapmış. Burada telefon tutacağı, USB çıkışları, LG kısıtmasına kadar var. Aslında tam bir tur böyle cam yola da, ön camda bu ilk, bu orijinal camı değil. Bu daha biraz daha uzun. O da İsmail'in taktığı bir şey. Bizim gibi boyu uzun arkadaşların rüzgar almaması için özel biraz daha uzun üretilmiş. Evet. Yani onun dışında benim eklediğim dediğin gibi LG kısıtmalar var. Arka üçlü çanta seti var. 52 litre arka çantası çift gaz kalıyor. Yanlar 42'şer litre çantaları var. Onları da taktığında yani iki kişi iki valize eşyayı koymuş gibi seyahat edebiliyorsun. Bayağı koruma, koruma demirleri, sis şeyleri var. Evet. Bunlar ekstralar. Ekstralar onlar var. Ya bütün Enduro'ya takılabilecek aksesuarlar gidon yükseltmesinden hepsi takılabiliyor ve kullanılabiliyor. Far grupları, ben ekstradan çakarlı far grubu takmıştım. O da sis. Farından memnun musun? Far güzel. Aydınlatma olarak güzel yani. Uzunun kısası araba farı ben, gibi çalışıyor. Ben de ben memnunum. Ben de memnunum. Ben Versa 650 de çok memnun kalmıştım farından. Bir de enteresan bir şey oldu. Ben mesela ilk Versa 650'yi aldığımda Kocaeli'nden İstanbul Maslak'a geçerken bir yağmura yakalanmıştım. Fena bir yağmura. Bunu da test ederken yine bir yağmurda test ettim. Bende de öyle bir şey var. Versilerle hep bir yağmurda yağmurda şeyimiz oluyor. Bu arada sport yani sport touring diyoruz aslında. Biraz SUV sen çok sevmiyorsun abi biliyorum ama. Evet, ben SUV sevmiyorum. Ya buna da sport touring diyebilirsin. Sonuçta GR öyle ama evet. Bence o spor kısmı daha düşük. Tur kısmı çok daha yüksek. Enduro'su da hani böyle bir yüzdelik yapsak. Yani bana, ben kişisel bir fikrim bu arada. Bu motoru böyle %70 şey derim. Asfalt. İşte sportif kısmına geri kalan kısmına da işte sporla biraz da hafiften bir enduroluk var gibi. Bu arada 21 litre benzin deposu var abi. Sana da soralım. Uzun yani uzun yolda yakmaması aslında önemli böyle makinelerin. 1000 cc, 4 silindir. Şimdi bunları düşününce çok yakacak gibi. Hani öyle bir düşünceye giriyor insan ister istemez. Sen ne yapıyorsun? Ya uzun yolda bu motorla 140 bandını geçmedikten sonra oraya kadar yaklaşık 5-5,5 litrelerde yakıtı var. Ama tabii 140'ı geçtikten sonra yani deviri 4000-5000'den sonra kullandığında bu senin kapasitene bağlı. 10 litreye kadar da çıkabiliyor. Onda bir sıkıntı yok. Uzun yolda keyifli yani. Yakıt uzun menzil böyle atıyorum adam Norveç'e gidecek vesaire gidecek. Orada da yakıt çok üzecek kadar değil. Çok abi. Ekonomik de değil. Orta. Yani, orta. Aynen, orta bir, şeker. Yani ortalamaya vursan 6 litre gibi kullanımı var bence. Benim hesapladığım yani bir 5 sene. O da çok değil aslında. Yani normal. Böyle bir makine normal. İçin gayet normal aslında değerler. Aynen. Çok normal. Bu arada yani çok bilinen bir model değil aslında hani neden bilmiyoruz ama o bu durumdan dolayı sanırım biraz da uygun fiyatlı. Şu an Kasım 2023. Yani 650'si çok var. 1000 var aslında. Versi 1000 var. Ama bu kasa yani bu body'de çok düşmüyor. Arada bir düşüyor. Onları göz önünde bulundurursam hani Kasım ayına göre konuşuyorum. Ortalama yine 350-400 bin lira civarında bir motor. Bu arada o paraya 350 bin lira dediğin noktada yani bu donanımla bu hacimde yine bakma sen çok alternatif olan bir motor da değil. Aslında ne evet, istediğine evet. Bağlı biraz da. Şimdi bu mesela egzoz standart bir egzoz bu. Buna mesela bir spor egzoz tak. Bu, yani bu böyle gazladı mı dersin tamam bu racing dersin. Yani, o arada da sesi var benim bakmıyorsan. Yani kendine bir kişiliği var. Şimdi yani motoru hani biz tamam eyvallah eksisinde söylüyoruz. Ama bu mesela sesi seven birisi için hani 4 silindir sesini seven rahat bir touring yol yapacağım dediğinde bu paraları alabileceği iyi motorlardan biri bu. Aynen öyle. Bu arada selesi de gayet büyük. Oturuş pozisyonu da gayet rahat abi. Sen hatta bize de söylersen boy kilo olarak yani rahat benim, mısın? Benim boy 1.90. Kilo 90. Yani bu motora çok rahat biniyorum. Ayaklarım yere değiyor. Her motora değiyor. Gerçi bir sıkıntı yok o noktada. Yani oturuş pozisyonu rahat.
Rüzgarda camı kaldırdığımda kaskın vizörün üstünde patlıyor rüzgar. Konforlu bir sürüş sağlıyor. Peki abi senin var mı 5 senedir kullanıyorsun, böyle değişik bir anın bize anlatabileceğin? Yani motoru ilk aldığımdaki anım var ya. Bundan önce tabii kullandığım motorlar daha ufak hacimli 2 silindir kullandım. Bundan önce 4 silindir Honda VFR kullanmıştım X şeyinden. Ya yani bunda bindiğimde ilk devir bitmiyor sanki. Böyle bir güç çok bana şey geldi, yani değişik gelmişti. Çok hoşuma gitmişti daha doğrusu. Ondan beri 5 senedir beraberiz kendisiyle. Yani bunu satıp da bunun üzerinde alabileceğim motorlar çok sayılı, nadir. Yani onlar da tercih etsen, 1200 GS'leri tercih etsem performans bunun daha iyi. Yani ha, onun daha konfor vesaire anlamında daha iyi. Bunu da kullandığım arkadaşlarda da var. Daha güzel. Ama bundan daha sonra tercih edeceğim motor daha güçlü Ducati'ler olabilir. V4'leri. Onlar da ekonomik sebeplerden dolayı şu an biraz elimizdekini kullanıyoruz. Yani onun dışında fiyat performans olarak bence güzel bir motor. Tavsiye ederim yani aklında olan arkadaşlara. Bu kadar. Kawasaki versus binden bugünlük bu kadar. Aslında daha çok yönlü, büyük bir makine arayan, İşte oturma pozisyonuyla uzun yolu ama performans sevenlerin tercih edebileceği çok güzel bir makine. Bu arada İsmail abi tekrardan çok teşekkürler bize motorunu emanet ettiğin için. Evet, teşekkürler. Çok güzel bir makine. Motoru değiştirirsem tekrar değiştirdiğim motorla çekeriz. Kesinlikle bekliyoruz abi. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla.